Kayseri'de yapılan nişan sonrası bir köy karantinaya alındı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya bu konu hakkında şöyle bir şey var. 1 Temmuz'da düğün salonları, eğlence salonları gibi yerler açılacağı için önceden yapılmış bir şey, yanlış bir şey. Yani insanlarımız biraz daha bilinçli olması lazım bu konu hakkında. Bilinçli olmayınca virüs sayısı artıyor. Şimdi öğrenciler sınava girecek. Yani ne kadar topluluk o kadar bizim için kötü bir durum. Yani insanlar bu konuda biraz daha duyarlı olursa bizim için daha iyi olur, ülkemiz için daha iyi olur. Yani sosyal mesafemizi koruyalım, maskemizi takalım. Yani düğün olmasa bile biraz daha beklesinler, dişlerini sıksınlar bu konu hakkında yani. Düğün salonları açılacak, onlar da tedbirlerini alsınlar. Herkes maskesini taksın, sosyal mesafeye uysun. Yani yapılacak salonlar dezenfekte edilsin. Bence karantina çok uzun sürmeyecek. Yani iyice bitecek. Yani her şeyin iyi olmasını düşünüyorum. Ve gelecekte inşallah hepimiz yani evde kalmayacağız. Yani öyle düşünüyorum. Yani bizim maske takmamız çok önemli. Yani bugünlerde çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ve ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Ve kendimize iyi bakmamız ve iyi beslenmemiz gerekiyor yani. Ha, eğer korona vakası fazlaysa alınması tabii iyi olmuş. Allah sağlık versin yani. Allah sağlık versin, ne diyebiliriz yani biz. Sizce ne tür tedbir alınabilirdi korona olmaması için, karantina alınmaması için? Yani ne tür tedbir alınabilirdi? Evet. İnsanların yani daha bilinçli olması lazımdı. Ne diyebilirim ki, daha iyi yapmışlar karantina. Yayılmasını engellediler. Daha iyi olmuş. Hani milletimiz hep bir ağızdan desteklerse bu süreci daha iyi atlatabiliriz. Bir köy karantinaya aldıysa mutlaka çok hatalar yapılmıştır yani. Bu hatalardan dolayı olmuştur. İnşallah Allah hepsine sağlık versin de bir an önce kurtulsunlar. Onu dileriz. Sizce ne tür önlemler alınabilirdi? Ne tür önlemler? İşte sosyal mesafeye uymak lazımdı. En azından maskeli, başka şekilde. Ama bizim Türk milletinde genelde o sorunlara pek idrak edecek insan az yani. Bundan dolayı mutlaka o hataları yapmışlardır. Bizim insanlarımız bilinçsiz, insanlarımız çıkan yasaları sanki kendilerine cephe alınmış gibi görüyor. Hani ben mesela özel halk otobüsü sürüyorum. Topluma ait bir alanı kullanmayı bilemiyoruz. Bu konuda hani genelde hep geri kalıyoruz. Yani diğer illere bakarak geri kalıyoruz. Bugün Türkiye'nin en güzel oturumuna sahip bir şehirde yaşadığımız halde, Kayserimiz olarak, nasıl diyeyim, yani bir topluma ait olan bir yerde hep iç içe yaşamayı tercih ediyoruz. Yani biraz geri kalıyoruz. Kurallara uymakta sıkıntı yaşayan bir şehirde yaşıyoruz. Yani öyle açıklaması bu yani, başka bir açıklaması yok bunun. Şimdi devletimiz, özür dilerim, devletimiz bir yasa çıkartıyor. Bu hastalık yani, Cenab-ı Allah'tan gelen bir şey. Adama diyorsun ki ya maskeni tak diyorsun. Adam diyor ki ya ben bunu aldım. Ya arkadaş, bu senin sağlığın için. Diyorsun ki çoluğunu çocuğunu dışarı çıkartma diyorsun. Şöyle bir bakın, şöyle bir çek kardeşim. Bir bakın yani, yolda yürümeyi bile ne beceremeyen bir şeyimiz var yani, tabiatımız var yani. Normal yani, bir köyün değil. Ben isterim ki Kayseri komple karantinaya alınsın. Ben Hisarcık Granard'ı çalışıyordum. Yasa çıktı, otobüsler serbestleşti. İşte tek koltuktu, çift koltuğa bindi. İnanın 84 kişiyle çarşıya geldim. 84 kişi ya, bir otobüste 84 tane adamla çarşıya geldim. Vay neymiş, yasak kalkmış. Adama diyorum ki, ya eşim diyor, ya eşim. Benim diyor eşim. Adama diyorum ki iki kişi yan yana oturmak serbest diyor. Ya ben diyor karımla diyor beraber oturmayacağım. Ya bu yasayı çıkartan ben değilim ki. Yani köy değil, Kayseri karantinaya alınsa normal kardeşim. Sosyal mesafeyi koruması lazım. Yani ne bileyim, yani bütün şartlara uymaları lazım. Yoksa onun önüne geçilemez mesela yani. Ne tür şartlar? Ne tür şartlar? Yani milletin yaptığı şeyi, işte atıyorum Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı şeyleri dinlemeleri lazım. Uygulamaları lazım. Yani bize bulaşmıyorsa, yani bizim bulunduğumuz bölgede böyle bir şey yoksa, bizim aldığımız önlemlerden kaynaklanmış. Demek ki onlar önlem almıyorlar. Yapacak bir şey yok. Sizce ne tür önlemler almalılardı? Ne tür önlemler, işte dediğim gibi Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları dinlemeleri lazım en kötü şartta. İnsanların tamamen bilinçsizliği üzerine kurulan bir kurulu üzerine düşünüyorum. Çünkü neden dersen yani etrafımıza bakalım, insanların maskesi çenesinin altında, ne bileyim kimisi koluna takmış, kimisi cebinde. Yani
gerek yok yani. İnsanları parayla korkutmaya başladık artık. Yani para cezası yazarız, tamam o zaman takalım. Polis görünce maske takalım. Abi böyle bir şey yok. Sen kendin için takacaksın. Bu kadar insanla yani, tamam yine yaparsın nişanını. Adam akıllı yap, ne bileyim daha tedbirli yap. Çok yapmak istiyorsun yani, demek ki iki katı para dök, daha fazla yani, daha tedbirli yaparsın. Vallahi bu konu hakkında bir şey düşünemiyorum. Gayet normal yani. Nişan yapılsın abi. Yapılmalı. Peki sizce ne tür tedbir alınmalıydı nişanlar? Vallahi abi ne tür tedbir alınırsa alınsın yani. Olacak ya, bulaşacak bu. Hepimiz yaşayacak bu hastalığı, geçireceğiz yani. Ama illaki tedbirler alınmalı. Çok güzel oldu yani abi. Sağlığımız amacında. Yani başka da bir şey diyemem abi. Tamamıyla kişilerin hatası diyelim. Sizce ne tür tedbirler alınmalıydı? Ben nasıl alıyorsam onlar da almalıydı. Birbirlerine fazla gidip gelmemeliydi. Hasta olan kişiler hastaneye gitmeliydi. Yani karantina kendisi yapmasıydı. Devletten beklememesi lazım. Vallahi şimdi hiçbir şey diyemem yani. Nasıl diyeyim, tedbirlere uymamız lazım. Yani devlet ne diyorsa onu yapmamız lazım ki bir an önce bu hastalık bitsin. Tedbirlere uymazsak yasak o virüs bize devam eder. Sizce ne tür tedbir alınmalıydı? Devletimizin belirli koyduğu kurallar var yanlış hatırlamıyorsam düğünlerde. Mesafeli olarak yani oynama falan yasak yanlış hatırlamıyorsam. Demek ki onlara uymamışlar. Orada bir virüs çıkmış. Yani onlar uysalardı o belki olmayacaktı. Tedbirsizlik galiba. Bir de insanlar pek umursamıyor galiba bu durumu. Çok ciddiye almadıklarından düşünüyorum yani. İnsanlar biraz daha ciddiye alsa, maske, mesafe, kurallara uysalar bunların yaşanacağına inanmıyorum yani. Bence yani köyde en azından şey olmalı yani. İnsanlara biraz daha bilinçlendirme yapılmalı. Çünkü merkeze oranla köyler biraz daha bilinçsiz kalıyor. Böyle bilinçlendirmelerle biraz daha köylüleri hassasiyetle uyarabiliriz yani. En azından. Oralı. O karantinayı köy aldı. Oradaydık. Biz de karantinada kaldık yani. Normal bir şeydi. Öyle iki kişi virüs bulaşmış. Geçti bitti. Biri öldü Allah rahmet eylesin. Bir de kurtuldu. Şimdi köy karantinadan çıktı. Düşünecek başka bir şey yok. Sizce ne tür tedbir alınmalıydı? Tedbire gerek yoktu ya. Evimizde olsak yeterdi yani. 1 Temmuz tarihi sizce bu tür etkinlerin açılması için uygun bir tarih mi? 1 Temmuz şu şekilde yani, bir yandan doğru. Yani şimdi insanlar mecburen evlenmek istiyor. Ondan sonra bir yuva kurmak istiyor. Eğlence salonları para kazanacak, kafeler para kazanacak. İnsanlar para kazanması için bazı şeyler önemli tabii. Ama biraz daha beklemeli. Şu süreç ne olur ne olmaz belli değil. Bu süreçte yani bana kalırsa biraz daha beklemeli. Tedbirler alınmalı. Yine dediğim gibi sosyal mesafeye uyulmalı. Ama gençler işte biraz daha PlayStation, ondan sonra oyun oynama taraftarı olduğu için onlar biraz daha duyarlı olursa, evlerinde kalırsa bizim için daha iyi olur. Bence uygun bir tarih ama bence yine de mesela maske takmamız ve her şeyi yani uyumlu olmasını ve sağlamlı olmasını yani düzenlememiz gerekiyor. Ve öyle umarım her şey iyileşecek gelecekte ve çok rahat bir şekilde gezebiliriz ve dışarıya çıkabiliriz. Yani hep evde zaman geçirmeyebiliriz ve yazımız iyi geçecek inşallah. Ya tabii uygun ama yani görüyorum ikinci dalga gelecek gibi. Biraz daha geç olabilirdi ama artık insanlar da sıkıldı yani. Sizce ne tür önlemler alınabilir? Valla işte şu an olduğu gibi maskesiz çıkmak yasaklandı bazı şehirlerde. Bu güzel bir önlem. İşte toplu taşıma sınırı hala var mı bilmiyorum. Bu tür şeyler olabilir. Bence şu anda değil. Neden? Yani virüs daha etkisini kaybetmiş durumda değil. Ama o konuda değil. Peki hangi yani tarihte olabilir? Ne zaman? Daha ileri bir tarihte olabilirdi. Yani Ağustos sonu gibi. Temmuz başı değildi. Bayramdan sonra. Aynen, bayram sonu gibi. Bence değil. Baksanıza virüs daha çok yayılıyor. Peki ne zaman olabilir sizce? Daha geç olabilirdi veya hiç bu sene bir şey olmayabilirdi yani. Kalabalık ortamlar, alışveriş merkezleri falan kapatılabilirdi yani. Bence uygun çünkü devletimiz her şeyin iyisini bilir yani mutlaka. Peki bir risk var mı sizce? Risk devam ediyor yani şu anda korunma, biz yaşlı olarak yani kendimizi bazı şeylerden, kesimlerden bile uzaklaştırıp yani korumaya çalışıyoruz ki o riski taşıdığı için, yoksa biz de maske takmayız, gelişigüzel hareket ederiz değil mi? İnşallah iyi olur sonumuz. Değil kardeşim.
Neden değil? Değil kardeşim. Çünkü ben yine diyorum bak toplum olarak biz bazı şeylere yani geçen ben Ankara'daydım mesela. Ankara'da inanın Ankara'nın Kızılay Ulusu belki duymuşsunuzdur, gitmişsinizdir. İnan vatandaşlar böyle yürürken bile ne kendini. Ya yine diyorum şöyle bir bakın çekin ya etrafı bir çekin. Bak bir tramvaya binen ondan sonra parkta oturan, kafede oturan insanlara bir bakın yani. Benim gözümde Kayseri'de o süreç çok yakın bir süreç yani. Yani bu vakaların çoğalması çok çok normal. 65'lik amcama diyorsun ki mesela 65'in üstündeki insan 60 yaşın ya işte kendini kolla diyorsun. Ya ben hastalık mı yayıyorum diyor. Alakası yok. Biz onun sağlığını düşünüyoruz. Ama gel gelelim karşı tarafta bize cephe alınıyor yani. Değil. 1 Temmuz bence bunun daha uzatılması lazım. Yaşadığımız şehir olarak söylüyorum yani. Uzatılması lazım. Çünkü insanlar kendilerini, kendi sağlıklarını hiçe sayan bir şehirde yaşıyoruz. Bence değil. Daha yani şu an hala süreçten geçiyoruz zaten. Yani ne kadar süreç şeyi azalırsa, vaka sayısı azalırsa bizim için o kadar iyi. Vaka sayısı azalmadan böyle bir şey yapmaları bence daha çok riskin artmasını sağlaması demektir yani. Bence uygun bir tarih değil ya. Neden dersen çünkü görüyoruz bak yani tamamen bak arkadaşlar mesela herkes bilinçsizce bir şekilde yani abi 10 kişi varsa bunun yani 7'si, 6'sı, 5'i maske yarıda. Anlıyor musun? Yani polis gördüğü zaman veyahut da bir sağlıkçı gördüğü zaman maske takılı. Bence yani açıldığı zaman insanlar zannedecek ki ha tamam normalleşme, normale dönüyoruz ama bu saatten sonra yani insanlar normal bir hayat görmeyecek. Hayır, bence değil. Çünkü daha tedavisi bulunmamış, aşısı bulunmamış bir şeyin açılması yani bence normal bir şey değil ya. Olmaması lazım. Aynen abi. Uygun bir tarih. Uygundur evet. Yani en uygun tarih hangisiyse onu yapsınlar. Peki sizce en uygun tarih hangisi? İşte ben bilemiyorum. Onu hükümet bilecek. Şimdi hastalıklar yine yükselmeye başladı tabii. Hastalık yükselmemesi için o yüzden de cumartesi pazar yine tatil olması lazım. Yani yoksa öne geçirilmez yani. Bana göre uygun değildi. Biraz daha yasakların yani nasıl diyeyim yasakların hepsi kalkmayacaktı. Yani şehirler arası 65 yaş veya 20 yaş altları biraz daha sürmesi lazımdı bana göre. Ama devletimiz bu şekilde uygun görmüş. Bu şekilde şey yapmamız lazım. Bence biraz daha erken diye düşünüyorum. Şu anda tekrar tırmanışta zaten. Bence biraz daha uzamalı. Hani Ağustos falan Ağustos'un sonlarında falan daha uygundur diye düşünüyorum. Virüs bittiyse uygun ya. Sizce bitti mi peki? Bitmedi canım. Var daha 3-5 kişi de var ya. Aa ilden de bir tane binaya karantinaya almışlar. Daha dün duyduk, haberde gördük. Var böyle tek tük. Yok ya 1 Temmuz'a açılmasın. Ama açılsın. 28 Temmuz'a doğum günüm ya. Atleti yırtacı ya. O gün açılması lazım. O gün Ankara'ya gidecek. O gün açılması lazım. O gün açılsın. 1 Temmuz'da açılması da önemli değil. 20 Temmuz'da açılsın yeter. 8'i 28'i doğum günü.